Şahin ve Akdoğan'dan Nizip'e dev projeler. Nizip Belediye Başkanı Fevzi Akdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Latif Karada, Nizip'e yapılacak dev projeler için Nizip'te inceleme yaptı. Nizip ilçe halkı başta olmak üzere çevre sakinleri için hizmet verecek olan dev karpuzdan mesir alanı 2 Haziran Salı günü saat 19'da açılacak. Bölgeyi hareketlendirmek ve yaşam alanlarını cazipleştirmek için yapılan karpuzdan mesir alanı çalışmaları tamamlandı. Bu konuda bir açıklama yapan Nizip Belediye Başkanı Fevzi Akdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Latif Karada yapılan ve yapılacak olan projeleri açıkladılar. Değerli izleyiciler, gerek tatma hanımı, bakanımızın gerekse bizleri sözümüzle tanırdı. Biz seçimden önce Sayın Bakanımızla Latif Bey'le beraber oturduk. Nizip'imize çok güzel bir mesle alanı kazandıracağımızı ve projemizin hazır olduğunu, Kavza falan mükemmel, harika bir projemiz olduğunu ifade etmiştik. Bizler de bizlere güvendiler, destek verdiler. Bir projemizi şu anda gerçekleştirmenin onurunu ve kıvancını yaşıyoruz. İkinci olarak Devlet Demir Yolları'nın Çamlık alanı, 40 bin metrekare alan üzerine inşallah 15 gün içerisinde ihalesini yapıyoruz. Orayı da yaklaşık ihale süreciyle beraber 3 ay içerisinde böyle muhteşem, harika bir mesle alanı haline dönüştüreceğiz inşallah. Üçüncü olarak Sayın Bakanımızla beraber görüştük. Kültür merkezinde inşallah çok güzel bir gençlik merkezi. Böyle bilgisayar kursları, müzik kursları, yabancı dil kurslarının olacağı mükemmel bir gençlik merkezi haline getireceğiz. Bununla görüşmesi bitti, atlattı, bitti. Orada en kısa zamanda inşallah başlayacağız. Dördüncü olarak Nizip Gaziantep arası D400 karayolunu düble yol haline getireceğiz. Yaklaşık 150 trilyonluk bir projeyi de inşallah 2016 yılında Nizip'imize kazandırmış olacağız. Son olarak Sayın Bakanımızla beraber toprak mahsulleri hayalimiz vardı. 42 bin metrekare alan. Orada belediye sarayı, kültür merkezi, nikah salonu, konferans salonu olacak 7 bin metrekaresini böyle sosyal tesislerle donatacağız. Geri kalan 35 bin metrekare alan üzerine de inşallah güzel bir Osmanlı Parkı tarzında bir park kazandırmış olacağız. Ve stadyumu Dutlu Tor Mahmut köyümüzün orada bulunan kombinin yerine taşıyacağız. Statünün yerine de 10 bin kişilik bir cami yapacağız inşallah. Ve Nizip Cezaevi için 130 dönüm arazi satın alındı. Nizip Cezaevi'ni de kaldıracağız. Nizip Cezaevi'nin yerine de böyle spor kompleksi, böyle sel sahası türünde bir çalışma hazırladık. Bu büyük projeler Allah'ın izniyle 1,5 sene içerisinde bize kazandırılmış olacak. Bu projelerimiz Bakan Hanım olmak üzere tüm milletvekillerimize ve teknik olarak bu işlerin altyapısını hazırlayan Latif Bey, hem bizim başkan yardımcımız hem Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız olması hesabıyla hem bizim sorunlarını hem Büyükşehir'in teknik anlamda çalışmalarını yürüten Latif Bey'e şahsım adına, bizim halk adına şükranlarımı sunuyorum. Bu saydığım projeler, 150-200 milyonluk projeler. Yani bunları Fatma Hanım olmadan, bakanım olmadan Allah inandırsın ben telaffuz dahi edemezdim. Ama şimdi arkamızda güçlü bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Güçlü bir bakanımız var. Güçlü bir genel başkan yardımcımız var. Güçlü bir Mehmet Şimşek Bakanımız, paranın başında olan bir bakanımız ya. Böyle güçlü idarecilerle, güçlü büyüklerimizle beraber Nizip'i inşallah önümüzdeki 4 sene içerisinde Büyükşehir statüsünde girmiş bir ilçe haline inşallah getireceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaklaşık 150-200 milyonluk projeyi inşallah 1,5 ve 2 sene içerisinde Nizip'imize kazandırmış olacağız. Şimdiden bu hizmetleriniz bize hayırlı olmasını diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, şimdi
son büyükşehir yasasıyla beraber 6.360 sayılı yasayla beraber biliyorsunuz ilçemiz büyükşehir belediyesinin yetki sahasına girdi. Çok tartışıldı bunun ilçeye faydası nedir, zarar nedir diye. Ancak geldiğimiz noktada geçtiğimiz 2014 mahalli seçimlerde bizim halkımıza, hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin hemen hemen tamamıyla ilgili çok ciddi mesafeler aldık. Bunlarla ilgili biraz bilgi vereyim sizlere. Öncelikle içinde bulunduğumuz mekan biliyorsunuz parkı zaten mesire alanı. Nizip'lilerin özellikle eskiden beri bilinen tek mesire alanıydı. Parkı zaten kaynak suyuyla beraber de hakikaten kullanılan bir yerdi. Biz burayı 16 dönümken yaptığımız kamulaştırmayla 56 dönüme çıkardık. 5 milyon liranın üzerinde bir maliyetle bugün içinde bulunduğumuz modern bir mekanı kavuşturduk Nizip'li hemşehrilerimizi. Bugünden itibaren artık hemşehrilerimiz burada çok ciddi zaman geçirip eğlenebilirler ve hakikaten Nizip'e yakışan, Nizip'liye yakışan bir mekan haline geldi. Bu noktada da ben bir Nizip'li olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yine Nizip seçim döneminde Bakan Başkan'dan, Büyükşehir Bakanımızdan, Belediye Başkanımızdan Nizip'e verilen sözlerin başında gelen Toprak Masfer Ofisi'nin yeriyle ilgili bir sözü vardı. Toprak Masfer Ofisi'nin yeri 42 dönümlük alan şehir içinde kaldığından tel örgülerle, duvarlarla çevrili bir alan insanlarımız kullanamıyor. Ve hakikaten özellikle alım döneminde bugünlerde de aynı dönemde ciddi bir kamyon sirkülasyonu nedeniyle ve halkımızı rahatsız eden bir durum vardı. Bu noktada geldiğimiz noktada da artık önceki gün Bakan Hanım'ın yerinde gelip de ziyareti ve protokolü de imzalamasıyla beraber artık buranın Büyükşehir tarafından Karkamış yolunda 40 dönümlük bir alan kamulaştırıldı. Bunun üzerine de yeni bir Toprak Masfer Ofisi hizmet tesisi yapmak üzere bir protokolümüz sağlandı. Şimdi hizmet tesisi için ihaleye çıkıyoruz. Bu tesiste yaklaşık bir yıl sürecek bir imalatın ardından mevcut ofis imalatını, mevcut ofis tesislerini yeni yere taşımayla beraber burası da belediyemize devrolmuş olacak. Burayla ilgili de projelerimiz aslında hazır gibi. Burayı da 42 dönümlük Nizip'in içinde, şehrin merkezinde, göbeğinde bir park ve sosyal tesis alanı haline getireceğiz. Bu tesis içerisinde de Nizip'e yakışan yine bir kültür merkezi, konferans, nikah salonu, belediye hizmet binası gibi üniteleri içeren ve geri kalanın tamamı da yeşil alan olarak düzenleyeceğimiz bir tesis haline getireceğiz. Yine Nizip'in yıllardan beri beklediği, hakikaten hasretle beklediği çalışmalardan birisi de şehir içerisinde kalan Devlet Demiryolları'ndaki Çamlık alandı. Burası da kontrolsüz atık kaldığı için hem bakımsız hem de yanlış kullanımlar sonucunda halkımızı rahatsız ediyordu. Burayla ilgili de yine önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız ziyaret sonucunda hemen talimatını verdi. Burayla ilgili çalışmalarımız da başladık. Çok yakın bir zamanda burayı da kent içi mesire alanı haline getireceğiz. Burada biliyorsunuz hazır yetişmiş ağaçlar var. Bu ağaçların bulunduğu bölgeyi de piknik masalarıyla, suyuyla, çeşmesiyle, tuvaletiyle, mescidiyle, çocuk oyun grubuyla hakikaten Nizip'in artık arabası olanın kabrizatana geleceği, arabası olmayanın çok rahatlıkla yürüyerek ulaşabileceği bir sosyal tesis haline getireceğiz. Bununla ilgili de bu yaz dönemi içerisinde tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Yine şehrin içinde kalan sıkıntılardan bir tanesi biliyorsunuz eski cezaevinin yeriydi. Mevcut cezaevi 7-8 okulun ortasında kalmış 100 dönümlük bir eğitim kampüsünün ortasında bir cezaevi hakikaten manidar ve ironik bir durum arz ediyordu. Yapılan girişimler sonucu, milletvekillerimizin, bakanlarımızın yaptığı görüşümler sonucunda yine Karkamış yolunda 130 dönümlük bir alanın kamulaştırılması tamamlandı. Zemin etütleri tamamlandı. Şimdi oraya yeni bir cezaevi inşaatı için proje çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak ihaleye çıkılarak böylece cezaevinin boşalmasıyla da mevcut cezaevini oradaki bölgedeki okullara ve öğrencilerimize hizmet eden bir spor tesisi, sosyal tesis haline getireceğiz. Böylece cezaevinden eğitime hizmet veren bir tesis haline dönüştürmüş olacağız. O da güzel, sevindirici bir dönüşüm sağlamış olacağız. Bunun yanında yine özellikle yıllardan beri devam ettiğimiz, takip ettiğimiz özellikle milletvekillerimizin, Mehmet Sarı milletvekilimizin bizzat takip ettiği bir Nizip-Antep yolunun eski B400 karayolunun Dube yol haline getirilmesi çalışması var. Bu yolda da kamulaştırma ile ilgili tüm problemler aşılmış durumda. Projenin uygulama projeleri dahi hazır. Bu yıl içerisinde geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanımızın yaptığı ziyareti kendisine özellikle durumun sıkıntısı acil olduğu anlatılmıştı. Burada hemen Nizip'ten Ulaştırma Bakanı ile görüşmeler yapması sonucunda bu yolun da imalatının hemen
bu yollamasının ihaleye geçirmesi noktasında talimatları verildi. 2016 yılı içerisinde bu yolla ilgili çalışmalar da yapılmış olacak. Böylece otoyolun yanında Necip Antep mevcut B400 karayolumuz da bölünmüş yol haline getirilmiş olacak. Böylece halkımızda ciddi bir rahatlama sağlamış olacak. Yine Bakan Başkanımızın, Büyükşehir Başkanımızın bize verdiği sözlerden birisi olan mevcut stadyum da biliyorsunuz şehir içerisinde kaldı. Ciddi bir rahatsızlık veriyor, ciddi bir alan. Bununla ilgili de hem mevcut stadyumun çok eski kaldığı, yıpranmış olduğu, yenileme ihtiyacı olduğu da göz önüne alındığında mevcut stadyum yerine Mutlu Köyü'nde bulunan belediyemize ait eski kombine sahasına yeni stadyum yapılması ile ilgili girişimlerimize başladık. Bakanlık nezdinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Nizbe yaptığı ziyaret sırasında Nizbe özel geldiği zaman da verdiği talimatlar sonucunda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut kombine sahasına yeni stadyumda kapalı spor salonunun çalışmaları başlatıldı. Oraya da yeni bir stadyum ve kapalı spor salonu kazandırıldıktan sonra şehir içerisinde kalan Osmanlı Parkı'nın hemen komşusu alanda bulunan mevcut 30 dönümlük eski stadyum alanı da Osmanlı Parkı'na katılacak ve içerisinde çok ciddi bir protokol camisi, 10 bin kişilik bir protokol camisi içeren bir meydan ve Osmanlı Parkı'na ilave bir tesis haline gelmiş olacak. Böylelikle hakikaten Nizip'te çok ciddi büyük projeler, mega projeler, Nizip için gerçekten marka projeler olacak olan bu 8 çalışmada tamamında paralel çalışmalar devam ediyor. Bazılarının içinde bulunduğumuz parkı zaten gibi hizmete vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bazıları ihale aşamasında, bazıları uygulama projeleri yapılıyor. Bu projelerimiz inşallah 2016 yılı sonuna kadar 2 yıl içerisinde Nizip halkını hizmete sunmuş olacağız. 2014 mahalle seçiminde Büyükşehir Belediye Başkanımız Nizip'e geldiğinde özellikle mitinglerde demişti. Antep merkezde, Şehit Kamil'de, İbrahim'de ne varsa Nizip'te de aynısı olacak. Büyükşehir hizmet kalitesi tüm Antep genelinde olacak sözünü de yerine gelmiş olacak. Böylelikle bu projelerimizle 2 yıl sonra Nizip gerçekten bir büyükşehirin bir merkez ilçesi gibi modern bir ilçe haline gelmiş olacak. Ben tüm bu projelerde emeği geçen, başta buraları birebir takip eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, özellikle bu takımın şu anda yeni ya da önümüzdeki haftadan itibaren yeniden takımın başına gelecek olan Maliye Bakanımıza, yine bu ekibin parçası haline gelen ilçemizden yeni milletvekili olacak olan Genel Başkan Yardımcımıza, ilçemizin mevcut milletvekillerimize hakikaten Nizip halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu yapılacak tesislerin de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.